Hepinize her şeyden önce teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye ve Rusya arasında oluşturulmuş bulunan üst düzey istişare konseyinin üç bileşeninden bir tanesi toplumsal forum. Türkiye ve Rusya halkları arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliğini amaçlıyor bu forum. Bu forum çerçevesinde de şu an aramızda Moskova Devlet Üniversitesi'nden çok değerli 8 Türkoloji öğrencimiz ve onların hocası aramızda. Ve iki hafta sürecek olan Profesör Ortaylı'nın yürüteceği Osmanlıca dersleri çerçevesinde bu programı devam ettirmeyi düşünüyor. Başkanımız katkıları ve ev sahipliği çerçevesinde gerçekleşiyor bu program. Yeniden onlara da teşekkür ediyoruz ve ben müsaadenizle sözü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na vermek istiyorum. İnşallah sağlarız size. İyi bir eğitim alırsınız ve ülkenize döndüğünüzde Türkiye geçmişimiz ve tarihimizle ilgili, geçmişte yaşanılan her şeyle ilgili doğru bilgiler edinecek bir Osmanlıcıya sahip olursunuz. Eğitiminiz hayırlı olsun diyorum. Ve sevgili öğrenciler, bu dersi ne zaman başladım tam unuttum. Çünkü Profesör Meyer beni davet etti Moskova'ya, bu derse başladım bir sömestr kadar bir süreyle. Bunu birkaç kere tekrarladık. Sonra ben müze müdürü oldum. Ha demek ki 2002 yılında başlamışız. Müze müdürü olunca Moskova'ya gitmem bir sömestr mümkün olmadı. Ve derhal başka bir yol buldum. Ayvalık'ta yaz okulu. O zaman büyükelçimiz Halil Bey çok sıcak baktı. Ve dersleri burada başladık yazın. Bu gider dururken malum uçak olayı oldu. 3 yıl kesildi. Bir şey kırılınca bizde yapması çok zor oluyor. Yani muhakkak yapılıyor. Tarihi özelliktir. Rusya ile Türkiye'ye bir şey yapmak istedikleri zaman yaparlar. Ama nasıl yaparlar o ayrı bir şey. Yani kendi prosedürümüz var. Ve bugün tekrardan bir restorasyon var. Bu ilk kurs aradan sonra. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Bu oryantalistik ve osmanistik tradisyonu çok geniş olan bir memleketin Rusya'nın. Maalesef Osmanlı etkilerini devam ettirememesi. Çünkü bu bir siyaset meselesi. 1930'larda Stalin döneminden beri yakın zamanlara kadar Türkiye ile Rusya'nın alimleri gidip gelemediler. Çalışmalar mümkün olmadı karşı yerde. Hatta bizim akademiyada bir üyemiz vardı, Çilek korespondan Fuat Köprülü. Onu bile atmışlar bir ara görevden. Sonra tekrar almaya kalktıklarında ölmüştü artık. Galiba Celal var sadece. Burada tekrar edeceğiz. Ve görüyorum ki muvaffakiyetle de ilerliyorsunuz. Durumlar çok değişti. Biz Rus biyolojide ben biliyorum annemin neler çektiğini. Bırakınız Rusya'ya gitmeyi, meşriyat bile gelmiyorlar. Bugün artık gençlerimiz Rusça biliyor, Rusya'da okuyor. Stalin mülkiyesinde mi? Kaç tane Türk okudu ve okuyor, ben böyle şeyi tahayyül edemezdim. Mümkün değil. Yakında Türk Dışişleri Bakanlığı'nda bir İGİMO ekolü olacak. Yani milletler arası ilişkileriz. Yani mezun olan Türklerden kurulu bir bürokrat kadro olacak. Buna eminim ve çok iyi gençler yetişiyor. Hatta İngiltere'de Manchester'ı bitirip de gidenler var oraya. Çok önemli. Burada da inşallah okuyanlar olacak ve bu ilişkileri arttıracak. Eğer bir yerde ilimde ve fikirde beraberlik varsa öbür taraf teferruatlıdır. Bize ayrı bir gurur oluyor. Benim size tavsiyem, derslerinizin dışında Ayvalık tadını çıkarın. Ayvalık güzellikleriyle buluşun. Güzel bir şehrimiz var. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Umarım iyi vakit geçirirsiniz. Sağ olun.
sizlere buradaki eğitim süreci içerisinde yönümüzü ve çevremizi tanımanızı tavsiye ederim. Onunla beraber bu coğrafyanın, dünyanın bu parçasının iki büyük medeniyeti olan iki büyük halkın birbirini tanıması, anlaması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Oradaki eğitim süreniz boyunca sizlerle bizler birbirimizi anlayıp tanıştıktan sonra geleceğe dönük olarak daha büyük birlikteliğin adımlarını atılabileceğine inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Eğitim sürecinin sizlere emeği geçen herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek söylemek istediğim şey şu. Yani geçmişi bilmeyen, geçmişi araştırmayan, anlamayan geleceği kuramaz. Ve ben büyük bir memnunlukla söylemek isterim ki bütün buraya gelen çocuklarımız, ki bunu şunu söylemeyi unuttum, bizde toplam 40'tan fazla, 40-42 kadar kişi öğrenci okuyor Türkoloji. Biz bu Türkoloji'de okuyanlardan en başarılı, en yetenekli öğrencileri seçtik. Bir yarışma oldu. Biz böyle seçe oluşturduk bu grubu. Ümit ederim ki sen İlber Hoca'yı sevindirecekler, başarılı olacaklar derslerinde. Ve ümit ederim ki bu bizim genç Türkologlarımız, yani geçmişi araştırdıktan sonra, bildikten sonra, belki aralarından da bir bilim adamları çıktıktan sonra gerçekten sabit geleceğimizi kuracaktır. İnşallah. Ben de ayrıca burada bulunan Sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Sizin için de 4. sınıf öğrencisiyim. Türkçe Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Osmanlıca bilmek, Türk edebiyatını anlamak esastır. Bu nedenle bu alanda birbirimizi geliştirmeye çok önemli bir fırsat bizim için. Türkiye mükemmel bir ülke. O yüzden Osmanlı bilgileri ve çalışmaları bizim için çok önemli. Türkiye tanımamız sağlanacak olan bu harika fırsatı için çok çok teşekkür ederiz. Latin alfabesiyle baskısı olmayan Mahmud Şevket Paşa'nın Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti Askeriyesi adlı kitabını okumaya başladım. Bu yaz okulu bitirme tezime birinci el kaynaklar lazım değil ve daha doğru bir şekilde yazmama büyük katkı sağlayacak. Bu vesileyle tüm organizatörlere şükranlarımı